da sizi selamlıyorum. Ama şu maskemi çıkarayım ki sesimi rahatça duyun, ne konuştuğumu anlayın. Birazcık hayvan sevgisinden bahsedeceğim bugün. Hayvan sevgisi, hayvanlarla birlikte büyümek, hayvanlarla birlikte geçirilen bir gebelik, evde hayvan beslemek, biraz konularımız bunlar olacak. Pek çok kişi artık evinde kedi ve köpek besliyor. Tabii ki bunlarla ilgili gebelik sürecinde bazı endişeler olabiliyor. Özellikle de kedilerle ilgili. Çünkü kediden toksoplazma dediğimiz ve gebelikte anneyi ve dolayısıyla bebeği de enfekte edebilecek ve çeşitli sakatlıklara sebep olabilecek, düşüklere sebep olabilecek bazı hastalıklar gelebiliyor. Bu yüzden kedi beslemek önemli. Kedinin neyle beslendiği önemli. Dışarıda açık ortamda serbest şekilde avlanan bir kedi ise bunun getireceği riskler daha fazla olacaktır. Ama evde kuru mamayla beslenen bir kediniz varsa bu konuda biraz daha rahat olabilirsiniz. Kedi dışkısını temizlemek, bunun bakımını yapmak biraz daha gebenin değil de evde diğer eşin ya da başka kişinin görevi olmalı bu süreçlerde. Çok fazla yine de tüyle haşır neşir olmamak yine tavsiye edilen bir durumdur. Keza köpekte de öyle, fakat köpekten geçen o anlamda hamileleri özellikle etkileyecek bir hastalık olmasa da köpekten de özellikle de kisilatik denen bir hastalık geçebilir ve karaciğerde yerleşebilir ya da akciğerde ya da başka organlarda yerleşip hastalıklara ve ameliyata kadar giden bir sürece sebep olabilir. Bu yüzden bu konularda dikkatli olmak, kedi ve köpeğinizin bakımlarını ve diğer hayvanlarınızın da bakımlarını mutlaka çok dikkatli bir şekilde yaptırmak, ilaçlarını vermek, iç parazit, dış parazit için aşılarını yaptırmak, bütün bunlar çok önemli. Özellikle gebelik ve evde bir hayvan birlikteliği varsa. Evde hayvan beslendiğinde gebelikte olan alerji hep gelen sorulardan bir tanesi. Gebe olduğunuz için özellikle hani sadece bu nedenle daha önceden alerjik olmadığınız bir duruma alerjiniz çıkmıyor. Yani daha önce evinizde var olan bir köpeğin tüyüne gebesiniz diye alerji olmayacaktır. Ancak yeni bir cinsle karşılaşırsanız ya da yeni sıfırdan gebelikte alırsanız daha önce bilmediğiniz için buna alerjiniz olduğunu, böyle bir durumla karşılaşma olasılığı var. Ama yine de tabii ki tüylerde yutma olabilir vesaire, böyle şeylerde biraz daha mesafeli olmak, hayvan tükürüğüyle ya da dışkısıyla iletişimde olmamak daima tavsiye edilen bir durumdur. Özellikle köpek gezdirmek ya da köpeğin oynamak için kucağınıza atlaması sizi zor durumda bırakabilir gebeyken. Ya da işte köpeği gezdirirken daha böyle koşmanız ya da bir kedi gördüğünde köpeğin onun peşinden gitmeniz gerekebileceğinden bu sizi zor durumda bırakabilir, riske atabilir. Düşmelere sebep olabilir. Bu yüzden de bu tür gezdirme işlerini, özellikle de çok aktivitesi bol ve canlı bir köpeğiniz varsa, başkasına bırakmakta fayda var. Bir diğer soru da bebek doğduktan sonra bu hayvanı evde tutmak ya da tutmamakla ilgili. Bu gerçekten hani böyle düşünülüyor bazen ama hayvanla birlikte büyümek çocuğun da immünitesini arttıran, bağışıklığını güçlendiren bir şey. Ve tabii ki bir mesafeye dikkat edilmek kaydıyla hep videoları görüyoruz. İşte diliyle yalıyor hayvan bebeği vesaire. Bunlar her zaman için bana kişisel olarak biraz ters gelmiştir ve çok uygun gördüğümüz, çok onayladığımız şeyler değil. Ama bir hayvanla büyümek, bir hayvan sevgisiyle, hayvan sorumluluğuyla büyümek, o güveni, o huzuru yaşamak evde, bebeğin ve çocuğun gelişimini de çok olumlu yönde katkılar yapmakta, sorumluluk sahibi olmakta, vicdan sahibi olmakta, bir başka canlının durumunu düşünmek, onun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, bütün bunları öğrenmek bir çocuğun gelişiminde gerçekten çok önemli yapı taşlarını oluşturuyor. Özellikle de diğer insanlara karşı oluşacak merhamet, sahiplenme, koruma duygusu işte evde hayvan besleyerek, hayvan sahiplenerek elde edilen bir şeydir. Bu yüzden eğer evde bir hayvanınız varsa gebelik öncesinde onu gerekirse eğitin, terbiye edin, tedavi ettirin, her şeyini yapın, her türlü bakımını yapın. Bebek doğduktan sonra asla ve asla evden vermeyi düşünmeyin. Çünkü gerçekten evde hayvanla büyümek, keşke herkesin böyle bir imkanı olsa, o zaman insanlar birbirine çok daha anlayışlı, çok daha saygılı olurlardı, buna eminim. Herkese iyi günler.